Şimdi şöyle bir şey zikrederiz. İnsan insanın neyidir? Aynasıdır diyoruz. Şimdi ben şu mavi gömleği giymişim. Onur ayna karşıya geldi. Osman ayna karşıya geldi. İrfan ayna karşıya geldi. O aynalardan sürekli ben aynı mı gözükürüm? Yani aynaları değiştirmem benim değişmeme sebep olur mu? Sebep olmaz. Hangi aynayı koysam Mehmet aynı mavi gömleği giymiş gibi olacak değil mi? Peki benim bu değişikliği sağlayabilmem için nereden başlamam lazım? Kendimi değiştirmem lazım. Ben şu mavi gömleği değiştirdiğim anda artık aynalardaki görüntü de değişecek. Şunu demek istiyorum. Ben şu mavi gömleği çıkarsam ve namaz gömleği giysem. Ama böyle nasıl samimi samimi yüreğimde hissediyorum bunu. Ondan sonra karşıma bir dostumun aynası geliyor. Onur aynası geliyor. Onur'un aynasında Mehmet nasıl yansıyacak artık? Namaz cihetinde yansıyacak ve Onur aynası Mehmet'teki samimi namazı görecek. Osman aynası gelse, Osman aynası Mehmet'teki samimi namazı görecek. Tekrar başa alayım, çok önemli mesela. Benim bir değişiklik oluşturmamın yolu karşıdaki aynaları değiştirmek değildir. Aynaları değiştirmek buna yol değildir. Ben kendimi değiştirdiğim anda karşıdaki aynalardaki görüntüm de değişecektir. Bu şu demek. Nefsini birisi ıslah etse, o namaz noktasında ikna etse, ispat etse, teheccüdlere iştiyak duyar hale getirse, namazları Allah ile kavuşma noktasını sağlasa bir insan, o kıyafeti giyse, karşısına bir dostu yani aynası geldiğinde o aynaya vereceği görüntü ne kadar samimiyse o dostundan, dostunun yüreğinden, sinesinden, kalbinden çıkacak görüntü de o kadar samimi olacaktır. Çünkü ben değiştim ve aynadaki görüntü de değişmiştir. O yüzden namaz gibi, iman gibi meseleler satırlardan öğrenilecek konular değillerdir. Sadırdan öğrenilecek konulardır. Diz dize, göz göze öğrenilecek konulardır. Ben farkındayım yine ahir zamanın tembelliği. Birçok insan aman okuyayım, çözeyim, video çözeyim. Yani onlar da başlangıç için güzel bir sebep olabilir ama bu işin metodu değil. Bunlar satırlardan değil, sadırlardan öğrenilir. Göz göze diz dize olduğunda o işin 3 günde nasıl çözüldüğünü görüp hayret edeceksin. O yüzden başkasını ıslah etmenin yolu aynaları değiştirmek değil. Kendi kıyafetimi değiştirirsem yani kendi nefsimi ıslah edersem başka nefisleri de Allah Azze ve Celle razı olup aynı şekilde o tesiri yaratacaktır. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.